Mutlu günler değerli izleyenler. Lefkoşa Niyazi Miraz Restoran'da bir siyaset yemeği programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta iki farklı konuğum var. Yeni bir parti biliyorsunuz ki uzun zamandır ülkemizde konuşuluyor. Halkın Partisi ve Halkın Partisi'nde Merkez Yürütme Organı üyeleri. Değerli iki isim var. Jale Refik Rogers ve Cemre Günsel Esengin bizlerle birlikte olacak. Hem kendilerinin meslek dalları ile ilgili görüşlerini hem de tabii ki Halkın Partisi ile ilgili merak edilen birçok soruyu da kendilerine yöneteceğiz. Malum ülkemizde zaten siyasette kadınların az olması da hep tartışılan konulardan bir tanesidir. Dolayısıyla bugün o konuyu da mutlaka ele alırız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz avukatsınız. Siz de bildiğim kadarıyla genetik uzmanı. Evet. Dolayısıyla bugün sağlıktan ve diğer yasal mevzuatlardan da konuşabileceğiz ama son dönemlerde Halkın Partisi ülkemizin gündeminde sıkça konuşuluyor. Bizler de hem basın mensupları hem de toplum nezdinde açıkçası Halkın Partisi'nin başkan Sayın Kudret Özersay'ı tanıyoruz ama üyelerini, merkez yürütme kurulu çalışmalarını ve oluşumunuzu merak ediyoruz ve yavaş yavaş tanımaya başladık. Nasıl bir başlangıç yaptınız? Sizinle başlayalım Cemre Hanım. Halkın Partisi kuruldu ve artık şu anda bir takım basın açıklamalarıyla da zaten görüşleriyle, düşünceleriyle kendini ortaya koyuyor. Nasıl çalışmalar var partide şu anda? Bayağı yoğun bir çalışma tempomuz vardır. Özellikle biz bayan bireyler olarak şu anlamda yani hani kadına biçilen çok rol vardır toplumda, bunu biliriz. Anne olarak da bunu biz bayağı hissediyoruz Celal Hanım'la birlikte. Ciddi bir yoğun çalışma temposu içerisindeyiz. Şu bağlamda ciddi bir çalışma temposu içerisindeyiz. Birçok projemiz vardır. Parti programında da değindiğimiz projelerimiz ve içi dolu projelerdir bunlar. Bu anlamda birçok çalışma grubumuz var, çalışıyoruz. Çok güzel de bir destek alıyoruz aslında toplumdan ve halktan. Bu da aslında bizi sanırım en çok motive eden şeydir. Peki nasıl aklınıza geldi Halkın Partisi'ne üye olmak ve faaliyette bulunmak? Çünkü mevcut siyasal partilerimiz var ve bizim ülkemizde yeni oluşumların maalesef bazı geçmişlerine bakacak olursak hani cesaret de olarak gösterebiliriz bunu. Sizin nasıl geldi bu fikir aklınıza? Neden siyasette biraz daha aktif olmak istediniz? Yani herhalde en özet cümleyle hepimizin ciddi bir gaylesi var çünkü bu memleketle ilgili. Bu memlekette şu an yaşanan kaotik yapıyla ilgili gailelerimiz vardır ve hani tabiri caizse elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inandığımız için şu an bu yapının içerisindeyiz. Evet, yani ben kendimi normalde hiçbir zaman hiçbir politik partiye yakın hissetmedim dediğiniz gibi mevcut siyasetin durumunu da göz önünde bulundurursak. Çok da bir şeyin değişeceğini beklemediğim için böyle bir oluşumda, yani siyasi bir oluşumda, mevcut siyasi oluşumlardan birisinin içinde bulunmayı hiç düşünmemiştim. Ben Kudret Bey'le Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gönüllü olarak beraber çalıştım ve bilgisi ve donanımına ek olarak dürüstlüğünü ve samimiyetini de çok yakın şekilde deneyimledim. Ve gerçekten bu toplumda mevcut düzeni değiştirmek için, düzeltmek için, sosyal adaleti, iyi yönetimi halka sunmak için bir şeyler yapması arzusu olan bir kişiydi. Ve bu oluşumda bulunmanın toplum için yani bir boynumun borcu olduğunu düşündüm. Yani çünkü biz hepimiz gerek sosyal medyada, gerek arkadaşlarımızda oturuyoruz, eleştiriyoruz beğenmediğimiz şeyleri. Ama bir şeyleri değiştirmek istiyorsak hepimizin hep beraber elini taşın altına koyması gerekir. Yani bunu başka birisi bizim için yapmayacak. Biz de toplumun bireyleri olarak hepimiz buna katkıda bulunmamız gerekir. Ve böylesine güzel gaylesi olan bir grupla beraber olunca da bunu yapmak çok daha kolay. Peki halkın içerisindeki faaliyetler giderek artmaya başladı mı? Çünkü bizim toplumumuzda öyle bir beklenti var ki köy köy gezdiğiniz zaman bazı sivil toplum örgütleri olsun,
ihtiyacı olan birçok insan olsun, birçok geniş aile olsun sizi yakından tanımak da istiyor ve dolayısıyla tabii ki görüştükleri anda taleplerini ve şikayetlerini de söylüyorlar. Bu görüşmeler nasıl geçiyor peki? Nasıl karşılanıyor Halkın Partisi dışarıda? Yani takip edenler de bilir, çok yoğun bir tempomuz var aslında bu ziyaretler bağlamında. Hemen hemen her hafta, haftanın hatta 2-3 günü bir bölgede olmaya çalışıyoruz. Hani yetiştirdiğimiz kadarıyla tabii iş tempomuz içerisinde. Ciddi anlamda çok güzel reaksiyonlar alıyoruz gittiğimiz yerde. Ciddi bir kalabalıkla karşılanıyoruz. Hatta daha da sevindiricisi, bu kalabalığın içerisinde toplumun birçok kesiminden temsilciyle karşılaşıyoruz. Yani farklı yaş grupları, bayan, kadın olsun, erkek olsun şeklinde. Bu bizi mutlu ediyor. Genel anlamda ziyaretlerde gelen soru ve görüşler de aslında esas gitme amacımız olur. Yani halkımızı dinlemek, anlamak ve buna bağlı olarak çözüm önerileri üretmektir gayemiz. Çünkü yani bir yere varmak istiyorsanız kendinizi tamamen şu an yaşandığı gibi mevcut siyasilerde halktan kopararak kendi başınıza buyruk ilerlemenin bir anlamı yoktur. Çünkü eğer halk için yapacaksanız bir şeyi, bir çözüm üretmekse amacınız ve gayeniz, bunu halktan kopuk bir şekilde başaramazsınız. Peki sizin izleniminiz, örneğin şimdi mevcut siyasi düzene baktığımızda sürekli bir takım değişiklikler oldu. Hükümette bozulma, yeniden kurulma, arda arda gelen seçimler. Mevcut siyasilerden biraz uzaklaşmış bir toplum çemberi görüyoruz açıkçası. Bundan dolayı mı Halkın Partisi'ne bir ilgi var, yoksa gerçekten bir değişiklik mi? Yani bu kızgınlık dolayısıyla mı bir yakınlaşma? Bu çok tartışılıyor çünkü Halkın Partisi için. Evet. Bence hani kızgınlık değil de mevcut siyasilere bir güvensizlik söz konusudur. Hepimizin de bildiği gibi gündemimiz her gün değişiyor ve her gün yeni bir kötü, yine işte kötü yönetimin bir örneği, denetimsizliğin bir örneği, bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla mevcut sisteme karşı çok ciddi bir güvensizlik söz konusudur. Biz Halkın Partisi olarak iyi bir alternatif sunuyoruz halka, çünkü gerçekten kendi alanlarında uzman olmuş, genç ama gerçekten donanımlı yeni bir kadroyla halkın karşısına çıktık ve bu da çok iyi, çok sıcak karşılanıyor. Yani mevcut siyasilerden, yozlaşmış durumlardan, partizanlıklarından herkes çok sıkılmış durumdadır. Ve yani bu halkın gerçekten bu değişime ihtiyacı vardır. Peki şunu da sormak istiyorum. Gözlemlediğiniz kadarıyla tabii ki siz giderek sayı olarak da mutlaka bir artış gösteriyorsunuzdur. Halkın Partisi kurulduğunda şu da dikkat çekti. Yani merkez yürütme kurulları olsun, örneğin örgütlenme gibi bir durum var mı? Nasıl bir sistem içerisindedir? Yani alt yapısı ne kadar doludur Halkın Partisi'nin? Bu çok merak ediliyor halk tarafından. Şöyle söyleyeyim, tüzüğümüzdeki düzenleme de açıktır bu meyanda. Bizler de ilçe bazlıdır örgütlenme. Zaten yasanın da mecbur kıldığı ilçelere kadardır. Yani ilçelerin altında işte köy örgütlenmeleri, ocak örgütlenmeleri mevcut. Daha önceki siyasi partilerde gördüğümüz örgütlenmeler bizde yoktur. Şu sebeple yoktur, özellikle yoktur. Çünkü bugüne kadar gözlemlenen, halkla istişare içinde kurulmuş bir partidir Halkın Partisi. Yani bu parti kurulmadan 6 ay 9 ay öncesinde ciddi bir ziyaret yapıldı. Birçok bölgeye, yani tabiri caizse adanın bir ucundan diğer ucuna gittik ve halka sorduk, yani ne talep nedir? Yeni bir siyasi oluşum, ama nasıl yeni bir siyasi oluşum? Çünkü talebi karşılayacak bir oluşum olmasıdır önemli olan ve bu meyanda da halkın ciddi destek göstermesinin en önemli nedenlerinden biri de budur. Yani Celal Hanım'ın söylediği gibi de kızgınlıktan ibaret bir şey değildir bu. Bu tarz örgütlenmelere gitmememizin sebebi de geçmişe baktığımızda şu gözlemlenmektedir ki özellikle küçük yerlerdeki o ocak örgütlenmelerinde, işte delege yapısında geçmişteki o mevcut bölgedeki, tabii ki hepsi değil ama bir kısmı
ciddi anlamda sadece işte kendi ailesine, kendi yakın çevresine işledi partizanca yapının içerisinde. Hı. Ve bu çok ciddi yaralanmalara yol açtı sosyal nezde. Yani hizmet vermektense halka aslında tam tersine işlemiş Partilimizi oldu. Partilimizi mutlu edelim, o şekilde seçime doğru gidelim. Öyle. Dolayısıyla bu tür örgütlenmelere gitmedik. İlçe bazlıdır örgütlerimiz. İlçe yönetimlerimizde de elimizden yani mümkün olabildiğince o bölgedeki birçok kesimi temsil edecek kişiler olarak ilçe örgütlerimizdeki üyelerimiz o görevlere getirilmiştir. Yine her hafta toplanıyor ilçe örgütleri. Tüzük gereği her hafta toplanmaları mecburidir zaten. O ilçe toplantılarında da bölgenizdeki ilçe toplantısına gidip öncesinde ilçeye eğer bir talebiniz veya bir şikayetiniz varsa yine halk olarak bunu yapabilirsiniz. Hı. Tabii ki herkese her zaman kapımız açık. Ama şöyle bir konu var ki dikkatimizi çekti o kırıldığı ilk günler içerisinde de. Örneğin başka bir partide üst düzey yetkilerde görevlendirilmiş bireyler varsa işte buna istifa etmiş milletvekilleri de olabilir. Evet. Belediye başkan adaylarından tutun. Bazı örgütlerde başkanlık yapmışlara kadar orada üye kabulü olmuyor yanılmıyorsam ya da nasıl bir prosedür tüzüğe, var? Tüzüğümüze aykırıdır milletvekili transferleri. Şu şekildeki eğer bir partide herhangi başka bir partide genel başkanlık veya genel sekreterlik görevi üstlenmişseniz partimize üye olamazsınız veya bir partiden milletvekili seçilmişseniz ve o süreçte bir dönem yaşamıştık. İstifa edip transfer olmuşsanız üye olamazsınız. Aynı şekilde belediye başkanı yapıp istifa edip transfer olmuşsanız başka bir partiye. Ama eğer seçilmişseniz bir partiden vekil veya herhangi işte belediye başkanı veya delegesi olmuşsanız bir bölgede veya örgüt başkanı olmuşsanız. Ki birçok kişi için o kadar olağan ki bizim toplumumuzda. Evet. Şu şekilde üye olabilirsiniz. Normal üyelik prosedüründen daha farklı bir prosedür sergiletiriz. Başvurunuzu yaparsanız başvurunuzla birlikte bir beyan isteriz sizden ki siyasi hayatınız boyunca Halkın Partisi'nin ilkelerine ters bir siyasi yaşam sürmediğinize dair ve bununla birlikte kendisinin ve varsa eşinin ve çocuklarının da mal beyanlarını kaynaklarıyla birlikte yapmasını talep ediyoruz. Net bir karar bu aslında. Aynen. Çünkü az önce de söylediğim gibi şeffaf bir karar. Biz partiler arasında da sürekli istifaların, transferlerin olduğu bir dönemi zaten hep birlikte yaşıyoruz. Bu net kararlar çerçevesinde belki sil baştan başlamak isteyenlerin ayrı bir cesaret göstereceği bir durum. Yani bir çekincesi veya saklayacak bir şey olmayan bir kimse zaten kendi gönül rahatlığıyla bu prosedürleri yerine getirir. Bir engel yoktur. Ha şunu da ekleyeyim yeri gelmişken eğer herhangi bir partiye bir üyeliğiniz olmuşsa, sadece normal üyesiydiniz, tabii ki gelip Halkın Partisi'ne normal prosedürüyle üye olabilirsiniz. Yani bu saydıklarıma gerek kalmaksızın. Ama tabii yasa gereği önce diğer partiden istifa edilmesi gerekir. Sonra, aynı anda çünkü iki partiye üye olunamaz. Bu kararı vermemizdeki tabii ki en büyük motivasyon yine aslında halktan gelen talep yönündeydi. Çünkü halk ciddi anlamda oradan oraya geçen insanlara karşı bir güvensizlik. Aynen öyle. Eskilerden usanmış olduklarını bizle defalarca farklı bölgelerde farklı farklı kesimler söyledi. Peki ideolojik durum tartışması da oldu. Denildi ki tamam bir parti kurulur, parti tüzüğünde net kararlar da olabilir ama işte sağda mıdır, solda mıdır? Çünkü bizim siyasi aranımıza baktığımızda sağ kesim, işte solda olan kesim diye ikiye ayrılan bir yol var. Ve Kıbrıs sorunundan tutun şu anda uygulanacak bir sürü icraatlar, örneğin özelleştirmeler gibi konular gündemdedir. Bu konuda genel bakış açısı nedir diye çok tartışıldı. Nedir ideolojik olarak net durumu Halkın Partisi'nin? Biz Halkın Partisi olarak herhangi bir kişilerin ideolojileriyle, dünya görüşleriyle ilgilenmiyoruz. Yani kurucu üyelerimize de bakarsanız farklı ideolojik felsefelere inanan, farklı kesimlerden gelen birçok farklı kurucu üyemiz vardır. Bizim hepimizin ortak bir gayesi vardır. Toplumda ciddi anlamda yitirilmiş olan sosyal adalet ilkesini hayata geçirmek. Aynı zamanda bu iyi hepimizin yönetim, usandığı kötü yönetimden uzaklaşarak iyi yönetim ilkelerini, good governance dediğimiz iyi yönetimi hayata geçirmektir.
Hangi dünya görüşünden, hangi ideolojiden olduğumuz fark etmez bunları hayata getirmek için. Yani herkesin, her bireyin doğal hakkıdır. İşte iyi sağlık hizmeti alabilmek, hak ettiği eğitimi alabilmek. Biz bunlarla, yani biz temel ihtiyaçlarla ilgileniyoruz aslında. İdeolojiyle ilgilenmiyoruz. Bugüne kadar da bu ideolojik tartışmalar sadece toplumda bölünmeler yaratmış şeylerdir. Yani biz bütünleyici, birleştirici, toplumu gene bir araya getirebilecek temel prensipler üzerinde buluşacak bir parti yarattık. Peki halk gerçekten böyle düşünüyor mu size göre bu ideolojik durum nezdinde? Çünkü dediğim gibi alıştığımız bir düzen var. Nasıl bir duruş var, nasıl bir ideoloji var ki diye sorular da geldi açıkçası. Evet. Mutlaka size de yöneltilmiştir. Aslında bu temelde ilerlememizin en büyük sebebi, yani Kıbrıs Türk toplumunun yeni bir ideolojik yapıya ihtiyacı yoktur şu an. Kıbrıs Türk toplumunun biraz önce Jalan'ın saydığı şeyler, yani en temelde iyi yönetim ve sosyal adalettir bizim ihtiyacımız olan ve en büyük eksikliklerimiz. Ve ne komiktir ki ideoloji tartışmalarını getiren partiler, yani en sağdaki ve en soldaki partimiz diye senelerce adlandırılan partiler, aslında kendilerinin ne kadar kağıt üzerinde ideoloji savunduklarını yaptıkları icraatlarla bariz bir şekilde gösteriyorlar. Yani biz solcuyuz diyen bir parti şu an hükümetteyken sanırım yani Kıbrıs Türk tarihindeki en büyük özelleştirmeyi gerçekleştirmiş durumda. Yani bir ideoloji tarihi dersine gireceksek herhalde bilmiyorum bunun mantığı nasıl oturacaktır. Dolayısıyla ciddi anlamda temeli olmayan bir tartışmadır bu Kıbrıs Türk toplumu içerisinde ve vurguladığı gibi tamamen bölünmeye yol açan, özellikle su konusundayken yine ortaya atıldı bu görüş ve bir anda toplumda yine şey ayrımı yapılmaya başlandı. İşte siz Rumcusunuz, siz Türkçüsünüz gibi ayrıma itiliyor toplum. Neden, yani buna mı ihtiyacımız var bizim Kıbrıs Türk toplumu olarak, yoksa sosyal adaletin ve iyi yönetimin temelde olduğu kurumlarımızın reforma uğrayacağı ve hak ettiğimiz şekilde yönetimin oluşacağı bir ülkeye mi ihtiyacımız var? Ki Türkiye ile olan ilişkilerde de bu her zaman tartışılıyor. Yani sol partilerin işte Türkiye ile olan ilişkileri, yapacakları icraatlar, sağ görüşte dediğiniz gibi farklı bir durum. Ki ne yaptıkları galiba, ortada yani. Bunlar galiba siyaseten de hep tartışılması için toplum nezdine sürülen konulardır diye de düşünüyorum. Tabii ki. Ve yani değiştiriyorlar yani. Evet. Ve yani Türkiye ile olan ilişkilerimizde de yani temel prensip her zaman aynı olması gerekir. Biz halkın, toplumumuzu, ülkemizi ilgilendiren konularda, Türkiye ile olan ilişkilerimizde dik duruş sergilemeyi becermeliyiz. Ve yani bugüne kadar bunu becermiş değiliz. Somut projelerle Türkiye'deki yetkililerin karşısına çıkmayı öğrenmeliyiz. Bunu bugüne kadar yapmadık. Su konusu bunun en güzel örneğiydi. Yani 2010'da başlamış bir projeyle ilgili. Biz bugüne kadar hiçbir altyapı çalışması yapmadık. Hiçbir proje oluşturmadık. Kendimize göre, kendimize uygun olduğunu düşündüğümüz bir sözleşme hazırlamadık. Siz eğer kendinizi yönetemezseniz birisi gelir sizi yönetir. Yani doğa boşluk tanımaz. Ve bizim müzakere etmeyi öğrenmemiz gerekir. Müzakere edebilmek için de somut projelerle hazır olmamız gerekir. Dolayısıyla da bu açıdan da bizim kendi iç yönetimimizi ve çok ciddi anlamda çeki düzen vermemiz gerekir. Yani biz kendi ülkemiz içerisinde kurumsallaşmayı öğrenmeliyiz. Kimin ne etkisi olduğuna karar vermeliyiz. Yasaları uygulamaya başlamalıyız. Denetimimizi artırmalıyız. Ve dış ülkelerle ilişkilerimizde de dik duruş sergileyerek müzakere etmeyi becerebilmeliyiz. Peki önce. Halkın Partisi olarak bu sıkça konuşulur tabii ki siyasette, değişiklikler oldukça, bir seçim olsa hazır durumda mıdır? Çünkü bir kesinlikle anda iktidarda olabileceği gibi bazı algılar da yaratılıyor, konuşuluyor açıkçası. Yoksa belli bir zamana ihtiyacı var mıdır Halkın Partisi'nin? Kesinlikle hazırız. Hatta tek başımıza iktidar olmaya hazırız biz. En başta vurguladığım gibi parti programımızda yazan çalışmalarımızın altı doldurulmuş şeylerdir. Hani lafta siyaset değildir yaptığımız. Bu yola çıkmamızın sebebi gerçekten yapılması gereken çok şey vardır bu ülkede. Yaşanabilir kılmak için ülkemizi ve aslında Kıbrıs Türk toplumunun içerisinde çok değerli insanlarımız vardır. Her anlamda kurumlarımıza çok ciddi katkılar sağlayabilecek olan.
Ancak bugüne kadar her alanda partizanca atamalar ve partizanca bir mentaliteyle yönetim sergilendiği için maalesef biz her gün geriye doğru sayıyoruz. Yani bugün konuşuyoruz, yarın çok ciddi başka bir spekülasyonla karşılaşıyoruz. Ve bu gerçekten çok üzücüdür. Yani aslında her gün, her saniye bizim geleceğimizden çalmaktadır şu anki yönetim. Ve gelecek nesillerden. Ve biz bu yola çıkarken daha parti kurulmadan projelerimizi oluşturmaya başladık. Yani biz bütün çalışmalarımızı yaptık, projelerimizi ürettik ve buna hazır olduğumuz için, yönetimde olmaya talip olduğumuz için, buna hazır olduğumuz için biz bu partiyi kurduk. Evet. Yani biz bir gün uyanıp işte hadi bir parti kuralım, sonra da düşünürüz ne yapacağımızı diye bu yola çıkmadık. Bütün çalışmalarımızı iyi bir şekilde yaparak partiyi kurduk. Örneğin sizin görüşlerinizden bir tanesi yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılıp nereden buldun yasasının tam anlamıyla devreye girmesi konusunda bazı fikirleriniz var. Yıllardır zaten hep bu mecliste tartışılır. Zaten böyle bir durum olduğu fakat hiçbir zaman uygulamaya konulmadığı belirtilir. Örneğin böyle bir durum olursa iktidara gelinmesi vesaire tabii ki gelecek için konuşmalardır bunlar ama net bir şekilde yürürlüğe girer mi sizce? Tabii ki. Hem fikir olabilir mi bizim meclisteki tüm genel aritmetiğe bakacak olursak vekillerimizle beraber olmak üzere? Şöyle bir durum vardır. Bugüne kadar aslında yürürlüğe girmemesinin sebebi çünkü her birinin bir şekilde birbirlerine bir diyet borcu var yani genel anlamda partilerin. Dolayısıyla hani benim bu anlamda bir adım atabilmem için bir çekincem olmaması gerek. Karşı taraftan bir çekincem olmamalı ki rahat rahat bu adımı atabileyim. Bu anlamda da Halkın Partisi'nin hiçbir çekincesi yoktur. Çünkü hiçbir kesimle, hiçbir grupla bir çıkar ilişkimiz, bir menfaat ilişkimiz yoktur, olmayacaktır da. Halkın Partisi'ni temelde farklı kılan unsurlardan biri de aslında budur. Söylediklerimizi gerçekleştireceğimizin aslında bir anlamda garantörü de budur. Bir çekincemiz yoktur çünkü. Kürsü dokunulmazlığının kalarak diğer anlamda dokunulmazlıkların kalkmasıdır ve nereden buldun yasasının gelmesidir hedeflerimizden biri de. Yani Kıbrıs Türk siyaseti meclis kürsüsünde sallanan dolarları görmüştür. Akabinde ise hiçbir şey olmamıştır. Sayıştay raporları vardı, raflarda duruyor. O raporlarda alenen suç unsurları yazıyor. Daha sonra orada aleyhine suç unsurları olan kişinin bir başka partiden parti meclisine, parti yönetiminde üye olduğunu görüyorsunuz. Bu nasıl bir düzen? Ve ne yazık ki iktidara gelmeden önce biliyorsunuz ki seçim vaatleri içerisinde her bir parti bu yolsuzluk ve usulsüzlükleri ortaya çıkartıp yargı sürecine gidileceği söylenilir ama dediğiniz lafta gibi siyaset yapıyorlar herhangi sadece bir uygulama konulmamıştır. Yenilere eklenir her seçimde. Sistemsizliği konuşacak olursak örneğin kısaca yorumunuzu almak isterim kısa kısa bazı konularda sizi de daha iyi tanıyabilmek adına. Son zamanlarda denetimsizlik deyince sağlık geliyor aklımıza açıkçası. tüp bebek konusu ve bu yasa dışı kürtaj olayı ülkemizde bir infial yarattı ve hepimizde tabii ki çok büyük soru işaretleri var artık. Bu denetimsizlikler sağlık alanında ne kadar geniş problemler olduğunu da ortaya serdi. Nedir bakış açınız sizin bu yönde? Evet, biz de üzüntüyle izledik. Yani sağlıkta en büyük sorunlardan birisidir denetimsizlik kesinlikle. Kamu hastanelerinden tutun özel hastanelere, tüp bebek merkezleri, özel laboratuvarlar hiçbiri etkili şekilde denetlenmiyor. Ve bunun da sonunda toplum ödüyor bir şekilde. Aynı zamanda yasal, ciddi anlamda yasal boşluklar olduğundan bu tip gayri yasal olaylara da bunlar tabii ki zemin hazırlıyor. O yüzden sağlıkta eksik olan yasaların ve tüzüklerin ivedilikle tamamlanması gerekir. Ve denetim kurullarının oluşturulması ve sözde değil de gerçekten denetlenmesi gerekir. Ama işte bunu yaparken de Cemre Hanım'ın da dediği gibi sizin de hiçbir korkunuz olmaması gerekir. Yani bu denetleyen hekimlerin de hiçbir çıkarı olmaması gerekir. Ki hep birlikte destek verilsin mutlaka. Ve yani ne acıdır ki bu kaos yaşanırken şu an sağlık sisteminin içerisinde
Sayın Sağlık Bakanımız çıkıp açıklama yapıyor ve diyor ki ikinci iş konusunda Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygularsam ben sağlıkta kaos olacaktır. Yani bu gerçekten talihsizden de öte bir açıklamadır. Yani bir sonda yuvarlayarak farklı bir değişiklik yapıldı ama dediğiniz gibi ama yani bir de şöyle bir şey vardı. Son dönemlerde bu da çok popüler oldu. Yani işte evet. Aslında söylediğim yanlış anlaşıldı. Yani anlayamıyor o zaman halk gibi bir şeye varıyor bu. Yani biz hep yanlış anlıyoruz bir şeyleri mi? Yoksa demek ki izahatta bir problem yaşıyor mu iktidardaki kişiler diye de ayrı bir soru işareti yaratıyor. Çünkü yani sağlıkta hali hazırda bir kaos varken, bir sistemsizlik, bir denetimsizlik varken üzerine bir bakan olarak çıkıp sizin böyle bir açıklama yapamamanız gerekir. Kaldı ki diğer taraftan hukuk devletinde yaşadığımızı iddia ediyorsunuz. Anayasal çerçevede anayasanın verdiği yetkiler dahilinde bir bakansınız siz. Ve aynı yasa, aynı anayasa size pardon, hükmediyor ki mahkeme kararlarını uygulamakla mükellefsiniz, yasaları uygulamakla mükellefsiniz ve siz çıkıp diyorsunuz ki büyük bir keyfilikle uygularsam kaos olur. Bu şu demektir, siz o zaman işinizi yapamıyorsunuz. Ya da anayasa kurallarının bir şekilde çiğnenmesi, hukuk yasaları uygulamıyorsunuz. Evet, yani o zaman yani biz de mi? O zaman ondan herkes de istediği yasaları istediği gibi uygulasın. Yani siz Didem Hanım olarak trafikte giderken deyin ki hayır ben bu kurala uymak istemiyorum, yasa öyle dese de. Tanımıyorum ben. Bakalım da zaten öyle yapıyor. Yani bu mudur hukuk devleti anlayışı? Yani biz bu yüzden tekrar tekrar iyi yönetim diyoruz. Çünkü yani iyi bir yönetim anlayışında böyle bir şey kesinlikle kabul edilmezdir. Yani bir bakan eğer yasaları açıkça uygulamayacağını söylüyorsa bunu biz halktan nasıl bekleyebiliriz yasalara uymasını? Çok yeni bir yasa da var, sözünüzü kestim, onu da içine alarak konuşacak olursak, denetimli serbestlik yasası. Halkın Partisi'nin çünkü bu yasa uygulamaya konuldu ama altı boş kaldı diye bir görüşü var. Yeni geçti, henüz Cumhurbaşkanımız imza, tabii yayın tarihinde imzalanmış olur mu bilemiyorum ama biz imzalamaması yönünde çağrı yaptık Sayın Cumhurbaşkanımıza, şu sebeple böyle bir çağrıda bulunduk. Desteklediğimiz bir uygulamadır denetimli serbestlik mantığı. Yani kişinin uyuşturucu maddeyle yakalanması halinde cezaevine değil de belli bir tedavi sürecine alınmasıdır yasanın temel mantığı. Ancak şu sıkıntı vardır geçirilen metinde. Birincil olarak hukuki anlamda yasal çerçevede eksiklikler vardır. Şöyle ki evet bir yasa geçiriyorsunuz ama tüm yasalar bir bütün çerçeveyi oluşturur ve o yasanın işlevsel olabilmesi için diğer yasalarla da uyumlu bir şekilde yürürlüğe girmesi gerekir. Tek bir yasayla bunu başaramazsınız. Uyuşturucu maddelerle ilgili yasada, ceza yasasında, ceza usul yasasında da yapılması gereken tadilatlar vardır ki kullanıcı ve satıcı nezdinde bu denetimli serbestlik yasasında değinilen şeyler işlevsel olabilsin mahkeme nezdinde. Yani bir sanık mahkeme karşısına geldiğinde mahkemenin bu yasayı işlevsel kılabilmesi için, yani daha basit bir tabirle vatandaşın bu yasadan yararlanabilmesi için ciddi usul eksiklikleri vardır şu anda ve bu tadilatlar yapılmadan bu yasa yürürlüğe konmak istiyor. Bir de sizinle konuşmuştuk, örneğin yani bir tedavi merkezi ise söz konusu, oraya yönlendirilecekse uyuşturucu kullanan kişi ve yargılananlar vesaire, orada zaten bir klinik altyapımız yoktur. Maalesef. Yine sağlıkta da göze çarpan bir eksiklik var. Evet, her şeyde işte böyle bir yarı buçuk ve yani bir günü kurtarma mı diyelim artık, yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama hepsini yarı buçuk yapıyoruz, yani hiçbirini tam olarak uygulamadığımız için sonunda zaten o geçirilen yasalar da anlamını tamamıyla kaybediyor çünkü uygulanmıyor hiçbiri de. Bu da yani toplumda gerçekten çok ciddi bir güvensizlik yaratmaktadır. Yani mesela bu son sanırım Nisan'da başlayacaktı, bilmiyorum yani sonuçta bu başlayacak mı ne olacak ama reçeteyle antibiyotik satılması eczanelerde mesela, bu da gündeme geldi. Ki ne kadar sağlıksız bir ilaç kullanıcısı olduğumuzu da kabul etmek lazım değil mi halk tabii olarak? Ki, ve yani, tabii ki. Kafamıza göre ilaç aldığımızı. Yani bu dünyanın her yerinde böyledir. Tamam, antibiyotiklerin reçeteyle satılmasını gönülden destekliyorum burada. Bu çok doğru bir uygulama ama böyle bir uygulamayı yapmak için önce sizin halka ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini sunabildiğiniz bir sağlık sistemi olması gerekir. Yani şu anda
Siz hastaneye gittiğinizde sabah 6.30'da eğer sıra bitiyorsa ve siz o gün işte 12'ye kadar çalışacak olan o hekimi göremiyorsanız ve gereken sağlık kontrolünden geçemiyorsanız siz nasıl reçete alacaksınız? Yani bir anneyi düşünün, ateşli bir çocuğuyla hastaneye gittiğini ve sıra bittiğini ve reçete alamadığını. Sonra o çocuğuyla o anne eczaneye gittiğinde eczacı antibiyotik vermeyecek mi? Ya da verirse bunu kim nasıl denetleyecek? Ve yani açıkça söylediler, işte doktor telefonla ararsa da bu reçete sayılacak. İşte bir kağıt, herhangi bir boş kağıda yazarsa da bu reçete olarak sayılacak. Peki böyleyse eğer siz bu eczaneleri sonra nasıl denetleyeceksiniz? Yani bizde mesela çok ciddi bir tamamen havada kalmış bir şeydir bu gene. Yani bizim mesela otomasyon sistemi eksikliğimiz var. Hiçbir eczane otomasyon sisteminde değil. İlaç eczacılık sisteminde otomasyon yoktur. Hastanelerde yarı buçuk hala daha bir şeyler yapılmaya çalışan bir otomasyon sistemi var. Tam olarak efektif çalışmıyor. Bizim bunların hepsini birbirine bağlayacak bir ağ oluşturmamız gerekir ki eğer bir yasa geçirecekseniz bunu sonra uygulayabilirsiniz, bunun denetimini yapabilirsiniz. Ceza yasası ile ilgili de bu tartışıldı. Halkın Partisi'nden yine böyle bir görüş var bildiğim kadarıyla. Yani uygulamaya konuldu, 2 yıl önce geçen bir yasadır. Fakat toplum nezdinde biz bu hakları ne kadar kabullenebildik ya da toplum içerisinde bu hakların daha geniş anlaşılması için yetkililer neler yaptılar, nasıl icraatlarda bulundular? Mesela bu da konulardan zaten bir tanesi. Zaten yani aynı sıkıntıya döneriz dönüp. Bir şey yapılıyor. İşte denetimli serbestlikte bu ceza yasasında yapılan değişiklik. Güzel adımlar olabilir ancak tam yapılırsa olabilir bu. Yani sırf iş yapmış gibi göstermek için bir şey yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Yani bir yasayı geçirirsiniz, genel anlamda konuşacaksak biraz önce verdiğim örnek gibi, yani o yasada yazan bir metinle diğer yasadaki bir metin çelişiyor. O zaman hangisi uygulanacak? Bunu uygularsak bununla çelişiyor gibi. Yani aslında çok küçük nüanslardan bahsediyoruz. Eğer ciddi anlamda bir şey üretmek için oturuluyorsa masaya ve halk yararına bir şey üretmekse gayle, yani sırf iş yaptığım gibi göstermek değilse gayle, bunlar yapılabilecek şeylerdir ve bu toplumun içerisinde bunu yapabilecek kapasitede insanlarımız da mevcuttur. Ama maalesef bunları göremiyoruz biz. Yani özellikle 39 milletvekiliyle reform hükümeti olduğunu iddia eden hükümetimiz ciddi anlamda sınıfta kalmıştır bu meyanda. Ciddi anlamda eksiklikler ve günden güne büyüyen bir kaosun içine sürüklemektedir. Yani az önce konuştuğumuz gibi su projesi de bunun büyük bir örneğiydi. Aynen öyle. Çok daha önceden zaten hayata geçecek bir projeydi ama birçok tartışma, daha sonra siyaset içerisinde tartışılması bir zaman kaybı oldu bu proje içerisinde de, hem de çok büyük gerginliklere de neden oldu. Yani her alanda var. Yani mesela geçenlerde teşkilat yasasında bazı değişiklikler yapıp bir anda meclisten geçirdiler. Ama teşkilat yasası, kamu hastaneleri için uygulanan teşkilat yasası çok ilkel bir yasadır ve çok ciddi eksiklikler var içerisinde. Benim bildiğim en az bir 6 senedir bunun üzerinde çalışılıyor. Ama şu anda geçirilen teşkilat yasasındaki değişiklikler sadece kadrolardaki hekim sayısını artıracak değişikliklerden ibarettir. Gerçekten yapılması gereken işte kadrolarda eksiklikler, tanımı bulunmayan mesela uzmanlıklarda olan doktorlarımız bulunuyor hastanede. Teşkilat yasası o kadar ilkeldir ki bunları kapsamıyor. Bunların hiçbiri yapılmadı. Şimdi diyorlar işte bu 6 ay sonra da onu geçireceğiz. Yani kim inan yani hiçbirimizin güveni kalmadı. Eğer isterseniz ve siz bir günde bunu geçirebiliyorsanız o zaman geçirirken tam olarak geçirin. Ama kimse elini taşın altına koyup somut bir şeyler yapmaya çalışmıyor. İşte biz yani ama adı ne oluyor? İşte biz teşkilat yasasında değişiklik yaptık. Yani sırf günü kurtarmak günü için kurtarmak. Yapılan politikalar ve mevcut mecliste şu an öyle bir yapıya girildi ki son istifalarla birlikte muhalefet yok. Şu an muhalefet yok. Ve yani bu demokrasi açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Kaldı ki iki büyük partinin zaten dediğiniz gibi iktidarda olması ve muhalefetin de bu istifalar vesaire gibi konularla yok. Yani meclis içerisinde şu an bir ana muhalefet yoktur yani ve
Bu ciddi bir eksikliktir demokrasi bağlamında. Ki orada dediğiniz gibi esas olan halkın istediklerini ve iktidarın yapmadıklarını muhalefet ciddi bir yaptırımla orada dile getirir, yapılmasına vesile olur. Hep bu, en büyük eksikliklerden bir tanesi yani oldu. Bu meşruiyet anlamında cidden sorgulatıyor mevcut hükümeti bize. Kaldı ki 2014 yılında yapılan anayasa referandumunda halkın ciddi bir çoğunlukla hayır demesi aslında o meclisin o günden itibaren meşruiyetini yitirmiş olduğuydu. Ancak büyük bir azimle ve inatla koltuklarını bırakmıyorlar. Ve ne yazıktır ki bırakmadıkları her bir gün bizim geleceğimizden çalıyorlar. O çocuklarımızın geleceğinden yerel çalıyor. Seçimlerdi. Dediğiniz gibi referandum da gündemdeydi. Ama halk altını tam olarak dolu görmedi ya da belli bir şekilde güvenemedi ve onaylamadı dediğiniz gibi. Yani bir halk açıkça dedi biz sizin geçirdiğiniz şeyleri kabul etmiyoruz, size güvenmiyoruz. Yani daha nasıl net bir mesaj verilebilirdi ki halk nezdinde mevcut parlamentoya karşı ve ciddi anlamda hani tabiri caizse kulaklarını gözlerini kapadılar. Kendi kendilerince yönettiklerine inanıyorlar. Ancak yani kötü yönetimi de aşmış bir durum vardır artık. Peki şu anda meclis aritmetiğinde kadın vekil sayılarına bakacak olursak oldukça düşük. Çağdaş ülkelere oranla bizim zaten altta kaldığımız konuşuluyor. Zaman zaman tabii Sayın Meclis Başkanı Sibel Siberhard'ından hemen başbakan olmasıyla da güzel bir örnek teşkil etmişti aslında en üst düzeyde bir görevle. Fakat yine de çok fazla ağırlıkta olduğu bir durum yoktur. Bunun artması gerektiğini de konuşuyoruz. Halkın Partisi nasıl bakıyor? Siz de tabii ki iki başarılı iş dünyasında olan kadınlar olarak da bir kota uygulaması vesaire artar mı? Size göre bir seçim olsa Halkın Partisi'ne adaylar ne durumdadır? Görüşlerinizi alacak olursa. Öncelik tanıdığımız bir konudur tabii ki bizim de. Hatta şöyle ki bizim partimizde kadın kolları veya gençlik kolları diye bir yapılanma da yoktur. Çünkü böyle bir yapılanma olması gerektiğini dahi düşünmüyoruz. Yani kadınlara ayırıp onlara bir kol muamelesi yapmanın çok yersiz ve gereksiz olduğu düşüncesindeyiz. Biz de kadınlar... Merkez yürütmede yer alıyor bize kadınlar. İlçelerde aktif olarak yani yönetimlerde yer alıyor. Yaklaşımımız da bu şekildedir. Parti prensibimiz olarak da bu şekildedir. Evet, yani hepimiz de çocukları olan, kendi mesleklerinde uzmanlaşmış, aynı zamanda da Halkın Partisi'nde gayet aktif olan. Yani kadınlar bunu başarabilir aslında, başaramayacak. Bu durumu kırmak lazım çünkü dediğiniz gibi birçok devlet kurumunda, özel sektörde aslında kadınlar artık çok fazla ön plandadır. Sadece üst düzey yetkilerde belki yönetimde eksiklikler vardır ama meclis bunun güzel bir örneği olabilir. Kesinlikle. Çünkü yıllar öncesinden bu yana, 90'lı yıllardan bu yana evlilik yasası gibi aile yasası çerçevesinde bazı değişiklikler oldu. Kadınlara daha fazla imkanlar ve haklar sağlandı. Şimdi belki meclis aritmetiğinde bazı değişiklikler yaşanması örnek olacaktır. Bakanlıklar nezdinde de çok az kadın örneği var değil mi? Ama aslında yani... bu başarılabilir bir şeydir. Yani hani bakın güncel örnekler olarak biz çalışıyoruz, ailemiz var, aynı zamanda bir siyasi hayatımız da var ve yani merkez yürütmesindeyiz bir partinin. Bunu imkansız kılan bir şey yoktur. Yani başarılabilir bir şeydir bu ve bunu toplum da görüyor ve yani Halkın Partisi de bu yönde bu mentaliteyi benimsemiş bir partidir bu mayanda. Siz nasıl bakıyorsunuz? Halkla da buluştuğunuzda parti içerisindeki görüşleriniz nezdinde de Halkın Partisi ile belki artış gösterir mi kadın vekillerimizin sayısı? Göstereceği kesindir. Yani biz kadın olarak yapamayacağımız hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum. Yani biz kadın erkek ayırmıyoruz Cemre'nin de dediği gibi. O yüzden kadın kollarımız yoktur. Onlara özel bir şey verme ihtiyacı bile duymuyoruz. Çünkü bize göre kadın ve erkek eşittir. Ve eşitlikler nezdinde zaten diyorsunuz. Kesinlikle. Ki yani hani aile yasasında da evet değişiklikler yapıldı ama yani yine eksiklikler var şu bağlamda. Yani örneğin bir kadın sığınma evi henüz hala hayata geçirebilmiş değildir ve üzücüdür. Yani zamanı verimli kullanamayan bir hükümet söz konusudur. Bir iş üretmeyen bir hükümet söz konusudur ve ciddi anlamda geçtiğimiz aylardaydı bir cinayet vakası yaşanmıştı, yine Güzelyurt tarafındaydı bir kadın cinayeti yaşanmıştı ve acıdır tablo. Yani her anlamda, trafik anlamında en acı, en güncel örnektir sürekli yaşadığımız.
ölümler yaşıyoruz. Yani öyle bir raddeye gelmiş durumda ki yönetimdeki eksiklikler, kötü yönetimin en uç etkisi ölümdür. Ve yani ölüyoruz toplum olarak, yollarda ölüyoruz, kadın cinayeti yaşanıyor, ölüyoruz ve daha ötesi ne olabilir? Yani daha ne kadar zarar verilebilir artık? Bu tip hayati konuları geride bıraktığını düşünüyoruz aslında genel anlamda. Daha çok genç bireyler mi var diyelim Halkın Partisi'nde ya da bizim tanıdığımız kadarıyla mı? Çünkü birçok üye var ki biz de tabii ki toplum olarak yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz. Daha çok genç bir nesil mi var diyelim? Nasıl tanımlarsınız? Genç ama daha önce de dediğim gibi mesleklerinde kendilerini kanıtlamış, gayet donanımlı, iyi eğitimli bir kadromuz var. Bunun hiçbir şekilde bir dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Yani biz işte doğduğumuzdan beridir belli politik figürlerin siyaset hayatında olmasına toplum olarak çok hem alıştık hem de bundan devamlı şikayet ediyoruz. Ondan sonra da işte Halkın Partisi'nde işte deneyimli birisi var mı? Yani deneyim nedir? Deneyim derken nerede deneyimli olmak? Yani biz fırsat siyaseti kendimize konusu, öyle evet mi? Yani biz siyasete kendimize meslek edinmek için bu yola girmedik. Biz gerçekten çok ciddi bir değişime ihtiyaç olduğunu gördüğümüz için yolsuzluktan, partizanlıktan bütün toplumun bıkmış olduğunu gördüğümüz için ve bu toplum için gaylesi olan bir grup insanız. Bu kol, yani siyaseti bir meslek olarak seçmedik kendimize. Ve dediğiniz gibi seçim koltuklara dönemleri çakılıp kalmayı düşünmüyoruz. Yeni isimler gördüğümüzde partilerde, listelerin içerisinde yenilik olsun mu, destek verelim mi deriz ama yine gidip eskilerden yana bir tavır koyarız aslında. Yıllar yılı böyle oldu. Evet. Belki bir i̇şte değişim yıllar olur mu? Yılı bence böyle oldu. Biraz da çok fazla seçenek olmadığından böyle oldu. Bence halk son olan seçimlerde de artık gerçekten partizanca seçimler yapmayacağını gösterdi. Ama gördüğünüz gibi yani genç vekillerin biraz daha fazla görevde olması gerekmiyor mu? Siz de mesela kısaca yorumunuzu alayım. Çünkü halk bunu da takip ediyor. Yeni isimler girdi meclise. Genç isimler kendi dallarında çok başarılı vekillerimiz de var. İcraat konusunda ya da bu yasaların hızlı işlemesi konusunda nedir duruşları diye? Yani aslında şöyle bir şey vardır. Bir benzetme yapacak olursam, eski yıpranmış bir bina düşünün. Yani partiler nezdinde söylüyorum bunu, mevcut siyasi partiler, Halkın Partisi'nden ayrı. Ya eski yıpranmış bir binaya istediğiniz kadar içerisine yeni bir ayna koyun, yeni bir koltuk koyun. Bir şey değişmez yine. Yani yıpranmış bir zihniyet varsa ortada, senelerdir partizanlığın ve yolsuzluğun hükmettiği bir parti yapısı varsa ortada, sonucu görüyoruz. Bir yere varılmıyor. Bu meyanda aslında Halkın Partisi yeni bir oluşum olarak temelden, yani temeli yeni atılmış bir bina gibi düşünürsek, temelden bu mentaliteye karşı olan ve içerisindeki herkesin, tek bir bireyin değil, tek bir vekil adayı çıkacak kişinin değil, başkanından tutun da en tek bir üyesine kadar herkesin aynı mentaliteyi benimsediği bir parti oluşumudur. Ve kendi parti içerisinde de tüzüğümüzde de açıkça yazdığımız şekilde aksi bir duruma, yani partizanlık, yolsuzluk çizgisine kayacak bir kişiye karşı toleransımız sıfırdır. Dolayısıyla bütüncül bir hareket olduğu için aktif olabilirsin her alanda. Çünkü bir ekip çalışması gerekir. Yani bir kişiyle yaşanacak bir şey değildir evet, bu. Bu arada kısa bir reklam aramız var. Reklamların hemen ardından siyaset yemeğine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıbrıs konusu da tabii ki ülkemizin vazgeçilmez konuları arasında. Yıllardır çözülememiş bir Kıbrıs sorunu var ki tabii ki geleceğimizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu anlamda partilerin duruşları da son derece önemli. Nedir bakış açınız bu son durumla ilgili? Özellikle bir yakınlaşma olduğu konuşuluyor. Bu kez gerçekten çözülebilir mi diye bir arayış var. Özellikle Genel Başkanımız tabii ki Sayın Kudret Özersay da bir zaman müzakere heyetinde yer aldığı için bu konulara da bir hakimiyeti söz konusu. Kesinlikle. Yani biz iki toplumun da içine sinecek bir çözümü canı gönülden destekliyoruz. Keşke olsa. Şu andaki mevcut durumla ilgili çok fazla yorum yapamayacağım. Çünkü çok karmaşık bilgiler geliyor bize de ve tam olarak ne olduğunu kavramak bence biraz zor. Ya da sağlıklı bir yorum yapmak bununla ilgili.
Ama dediğim gibi yani iki toplumun da içine sinecek bir çözümü biz canı gönülden destekliyoruz. Tabii ki biz aynı zamanda yani Kıbrıs Türk toplumu olarak tanınmamışlığın, bu süre gelen çözümsüzlüğün hep bir arkasına saklanan bir toplum olduk bugüne kadar ve işte bütün mevcut durumdaki kötü yönetimin, işte bütün sıkıntılarımızın, toplumun yaşadığı bütün sıkıntıları hep bu çözümsüzlüğe mal ettik ve yani bizim parti olarak inandığımız, savunduğumuz konulardan bir tanesi yani bizim kendi iç meselelerimize acilen çeki düzen vermemiz gerekir. Bu çözüm olsa da olmasa da Kıbrıs Türk toplumunun refahı için çok gerekli ve önemli bir şeydir. Çocuklarımızın geleceği için, gelecek nesiller için çok önemlidir. Bizim kendi iç toplumsal olaylarımıza çeki düzen vermemiz zaten çözüme de kesinlikle katkısı olacak bir şeydir. Bizim uluslararası arenada kendimizi çok daha iyi temsil etmemizi sağlayacaktır. O yüzden önceliğimiz iç meselelerimizde toparlanmaktır diye düşünüyorum. Yani hep bir çıkar yolu olarak gözükür. Yani bütün sorunlar işte Kıbrıs sorunuyla çözülür. Değil ya da tamamen öyle. İşte bu durum olmaz ve mevcut düzende devam ederiz. Ama dediğiniz çok doğru, altyapımızı, bizim sistemimizi düzeltmek için ne yapmalıyız kesinlikle diye. Kesinlikle yani... Şunu yani kabul etmemiz gerek ki güneyde de kuzeyde de maalesef Kıbrıs meselesi bir siyasi malzeme olarak kullanılıyor sürekli olarak ve istedikleri gibi hani gündemi değiştirme olarak uzun senelerdir maalesef bu şekilde kullanılmaktadır Kıbrıs meselesi. Ve kuzeyde de hani bunun en bariz örneği dediğiniz gibi hani sanki çözüm olursa sihirli değnek gibi bütün kurumlarımız düzelecek. Hayır yani bu şekilde değildir. Bu aksine mevcut sorunları hasıraltı etmedir. Bizim kendi kendimize çeki düzen verip, kendi özgüvenimizi kazanıp, kendi kendimizi yönetebilmemiz gerek ki bir çözüm halinde biz de buradayız diyebilelim. Bu meyanda Halkın Partisi evet iki toplumun da içine sinecek bir çözümü BM parametreleri dahilindeki zaten mevcut görüşmelerde bu müdahilde yapılmaktadır. Bir çözümü desteklemektedir. Ama böyle bir çözümde Kıbrıs Türk'ünün de varlığını kanıtlayıp ispatlayabilmesi için de kendi içinde kendi kendine çeki düzen vermesi gerekmektedir. Bu yüzden zaten biz de bu siyasi arenadayız. Çünkü Kıbrıs Türk'ünün bunu başarabileceğine inanıyoruz. Nasıl bir gelecek görüyorsunuz ülkemizde? Şimdi tabii ki olumsuzluklar var, doğrudur ama hep böyle kötü yönleri mi alalım diye de konuşuruz. Hepimizin bir hayat gayesi var aslında. Bir gelecek beklentisi de var. Nasıl bir toplumuz size göre? Bir kısa bir yorumunuzu alayım artık programın sonuna doğru. Hem ekonomik anlamda hem dediğiniz gibi sosyal anlamda. Yani ben eğitimimi Amerika'da aldım. Orada kalma şansım varken Kıbrıs'a geri dönmeyi, ülkeme geri dönüp burada hizmet vermeyi tercih ettim. Biz nüfus olarak Amerika'nın en küçük eyaletinden de daha küçüğüz aslında. Yani bizim kendimize çeki düzen vermemiz aslında hiç de o kadar zor olmamalı. Ve işinin ehli çok insan var toplumumuzda. İyi eğitim almış çok insan var. Birçoğu yurt dışında çalışmaktadır. Çünkü kendisine burada çalışabileceği, kendini göstereceği o ortamı hissetmemektedir. O yüzden bence bunları yapmamız hiç de zor değildir. O kadar da umutsuz bir durum söz konusu değildi. Biraz da ülkemize sahip çıkmak dediğiniz gibi yani yurt dışında da bazı imkanlar var, eğitimler de alabiliyoruz ama geriye dönüp birazcık bu sorunlara sahip çıkmak, taşın altına elini koymak dediğimiz olay. Yani benzer cümleleri ben de eğitimim dahilinde İngiltere'deyken duyardım hani dönüp de ne yapacaksın diye hep hani söylenir. Hayır yani biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Aksine yapabileceğimiz çok şey vardır memleketimiz için. Bugüne kadar, bugünlere gelmiş olmamızın sebebi müsaade edilmemiş olmasıdır. Çünkü hep benzer isimler, benzer partiler dönüp hükümetlere ve iktidara geldi. Çünkü bir alternatifsizlik söz konusuydu maalesef. Yani
ya sandığa gitmeyeceksin. Bu da yine onlara yarar. Veya sandığa gidersen oy vereceğin isimler belli. Yine bu eski siyasi anlayışa, kötü yönetimi sergileyen siyasi anlayışa oy vereceksin demek oluyor. Ve bir kısır döngüye sokmuştu aslında bu bizi. Bu artık yoktur. Çünkü artık biz halkın partisi olarak halka bir alternatif olduğumuzu düşünüyoruz. Ve ciddi anlamda çok değerli insanlar vardır toplumumuzda. İşinin ehli olan, güzel eğitimler almış olan ve çok güzel katkılar sağlayabilecek olan toplumumuza. Fırsat verilirse çok güzel şeyler yapabilecek olan kişiler. Medya da bunun önemli bir bağlantısı aslında. Bugün örneğin burada yaptığımız programla dahi sizi birazcık daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Yeni isimler ve tabii ki sizin uğraşlarınız, bakış açılarınız son derece önemli halkın da tanıması adına. Güzel bir sohbette iyi ki katıldınız. Biz hiç olmasa ikinizle tanışmış olduk. Bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere diyelim. Başarılar size tekrardan. Teşekkürler. Sayın seyirciler, siyaset yemeğinin sonundayız. Bu hafta Halkın Partisi'nden çok önemli iki konuğumuz vardı. İş alanlarında da oldukça başarılı iki kadın konuğumuz. Halkın Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeleri aynı zamanda. Cemre Günsel Esengin ve Jale Refik Rogers bizlerle birlikte oldu. Halkın Partisi'nin oluşumu, faaliyetleri ve özellikle birçok konuda bakış açılarını da sizlerle paylaşmış olduk. Haftaya yeniden burada olacağız. Görüşmek üzere.